de tarlalara gidiyoruz, bağlara gidiyoruz, bahçelere gidiyoruz, üreticilerimizi dinliyoruz. Sorunlarını yetkililere duyuruyoruz ki çözüm üretilsin diye. Çünkü ilacı, gübresi, tohumu, mazotu, yer altından çıkardıkları suyun elektrik parası, bunlardan artan maliyet onları bu işten alıkoyduğunda tüketici de yarın daha pahalı gıdaya erişecek. Haceli Kirazcı Altunhisar'da kaç yıldır bahçeyle uğraşıyorsun? 30-35 senedir bahçeyle uğraşıyorum, çiftçilikle uğraşıyorum. Peki böyle bir dönem oldu mu? Yani ilacın, gübrenin bu kadar pahalandığı bir süreç yaşadınız mı? Ben bu sene kadar böyle bir problemin olduğunu hiç görmedik. Yani hele 2 senedir daha bir aşırı yüksek bir şey var. Fiyat artışlarından hakkından gelemiyoruz. Yani ürettiğimiz saatin bir masrafını kurtarmış. Evet. Ürettiğimiz masrafı bezelye ettik. Ya komple zarardayız. Elmedi sen kurdundan hakkından gelemiyor, ilaç bağlı. Kiraz piyasası sen elimde yani 290 yakın ağaç şey vardı, kiraz vardı. Elimizde bir 10 ağaç kaldı. 280 ağacı çöktü. Yani ağaçlarda sökmek zorunda kaldı. Çok, tabii sökmek zorunda kaldı. Çünkü yani bırakın ki yani yaptığımızın masrafını mümkün hariç yani günlüğümüzü falan hesaplamıyoruz. Ailece çalışıyoruz. Aile çalışıyoruz. Burada günlük yemeğidiriz. Onlar cinsen aşırı yüksek. Onların hakkından gelemiyoruz. Peki tüccarın dışında bir yere ürün de veremiyorsunuz? Hayır, böyle bir komparatif resmi olayı da yok bu memlekette. Ürün peki diğer bulmadığı zaman zarar ediyoruz. Zarar ediyoruz, çöpe döküyoruz. Peki banka kredi borcu var mı? Vallahi onu 5 katı olarak bizden aldılar. Tallamızın birinde sattılar. Haciz mi geldi? Haciz geldi, sattılar. Yani banka borcunu ödeyemeyince, ipoteğe verdiniz. Tabii sattılar. Altunhisar'da çiftçiler genelde borçlarını ödemekte sıkıntı o zaman yaşıyorlar. Çok büyük, çok büyük. Hem niye çekelim? Çok yani, aşırı. Ben çok şükür yani ben evet, ben maaşımın ne olduğundan haberim bile yok. Maaşımın, yani emekliyim ama maaşım nereden geliyor, nereden geldi diyorum. Ondan bir haberim yok. Çoluk çocuk düşen iş bulamıyoruz, elimizde mağdur. Ben çünkü iki tane elinizi öpen şeyim var. Ama burası kurtarmıyor ki, kurtarmıyor. Büyük projelere girelim diyor. Maalesef onu da 40 dereden 40 su getiriyorlar. Var şu şöyleydi, yok bu böyleydi. Yok senin tallanda şu vardı. Bugün bunu yapan büyük tüccarlar yapıyor. Ama maalesef biz de bu sıkıntı çok büyük, çok büyük yani bırakın yani şu andaki yapılan masrafı emin olun döküyüm, aleme döküyüm, siz dersin ki kardeşim bahçeyi sat, çekil koşana dersin. Ne olacak? Vallahi abi sen milletvekili ne olacak diye onu bildiğimiz yok şu ana kadar. Ben birinci ayda gelirim ben buraya, ben evimde 2 ay kalırım, 2 ay. 10 ay buradayım yani, 10 ay. Mücadele ediyorum. Ama maalesef borçtan da kurtulamıyor. Çıkamıyor işin içinden. Çıkamıyor. Pazar yok. Pazar şimdi geliyor. Tüccar saatin olayı sıfır. Çünkü her sene birisi çarpıp gidiyor bize. Her sene. Bir de böyle durum var. Bir de böyle bir durum da var. Yani ürünü üretiyorsunuz. Geliyor. Ben bu ürünü aldım. Parasını vereceğim diyorsunuz. Abi efendim tabii ya. Şimdi 10 liraya anlaşıyor. Geliyor. Ben diyor zarar ettim. 5 lira alırsam az diyor. Anlasam o zarar. Bu kadar sorun mu? Ha bu kadar sorun mu? Ya üretirken sorun, satarken sorun. Hep bir sorun. Bıktık yani, bıktık. Yani çünkü çocuklarıma bırakayım diyorum, çocuklarımın istikbaliyle oynamayı istemiyor. Ya bilmiyorum nasıl olacak, nasıl gidecek, çıkılmaz bir işin halinde geldik yani. Bak diyorum sayın milletvekili, ben emekliyim, evet ama ben o esnaflığa yıllarımı verdim. Emekli oldum. Ama şey ettim, ben başkalarına bir çarçur edip kalıp çıkmadık. Peki şunu söyleyeyim, tabii 35 yıl öncesinde gübreyi mesela kendi hayvan gübremizden kullanıyorduk. Böyle dışarıdan gübre almıyorduk. Aynen doğru efendim. Şimdi artık tamamen gübre dışa bağımlı. Bir de şöyle bir durum var. Yani biz genellikle organiğe döndük. Başkalarına bir yani böyle bir şey yapmıyoruz. Yani kirazımız da olsun, çilek de olsun. Yani öbür ilaçları kullanmıyoruz ama bu da maliyet yükseliyor. Bugün ben komple seni daha burada şey ettim. Diyorum bakın ben 290 ağacı söktüm kirazı. Bu buranın kirazı mı? Benim kendimim.
Kirazlar olmaya başladı. Başladı. Yani. Yok efendim, yok. Önce. Yok. Bıktık yani. Ben emin ol bıktık. Pazar problemi desem haddinden fazla. Hele bu girdiler. Girdiler bitirdi bizi. Bitirdi. Bir gidiyor ortalama. Tamam mı? Ya şu andaki ben bilmiyorum, yanlış olmasın. Üçüncü ay, şey, iki aydan, ikinci, dördü, altıncı aydan belli yani üç, dört aylık mı oluyor? Şöyle 42 milyar masraf bitti. Benim alacağım ne burada? Benim içeri girdi. Zaten kredilerim de sen içinden çıkılmaz bu halde. Ha çok şükür Ziraat Bankası'nda falan bir zaten şeyi kullanmadık, kullandık ama malımız elden gitti. Malımızı sattım. Çok teşekkür ederim. Ben rica ederim.